De bana destek ver ya. 77 milyar kuru paramı ödedim. Karam borcum 23 milyar. Bana diyor ki sen yapılandırmayı bozmuşsun, bu 9 milyarı senden alırım diyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle borçlanmak zorunda kalan çiftçi aldığı krediyi ödeyemedi. Bu nedenle hacizle karşı karşıya kalan çiftçiler 5. kez Ankara'da buluştu. Ama bize de sahip çıksınlar. Biz bu memleketin insanlarıyız. Hakkımız olanı almak için buradayız. Fazlasını istemiyoruz. Eksiğini de istemiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından başkente gelen mağdur çiftçiler, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti. Kayseri ili ve çevre illerin çiftçileri çok zor durumda. Kırsalda biz üretim yapıyoruz. Yüksek maliyetler, çiftçinin girdileri çok yüksek. Çiftçiler ödeyemedikleri krediler karşısında traktör ve tarlalarından oldu. Biz köylerimize gidemiyoruz, üretim yapamıyoruz, tarlamıza gidemiyoruz. Hacizlere çözüm bulunmasını isteyen üreticiler adına Manisa'da çiftçilik yapan Ömer Sarıbey konuştu. Çoğu kişinin traktörü, tarlası, ahırındaki inekleri haciz olunmuştur. Bunun yanında Ziraat Bankası da çiftçisini haciz etmeye başlamıştır. Bizim devlet büyüklerimizden, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan istek ve beklentilerimiz şunlardır. Öncelikle gübre, ilaç, tohum, fide, yem, mazot, yani topluca tüm çiftçilerimizin buna benzer ürünlerin maliyetinin alt seviyesine düşürülmesini, gerekirse bu çiftçilerimize bu ürünleri teşvik olarak verilmesini talep ederiz. Tarım kredi borçlarının faizlerinin tümüyle silinip ana paranın 5 eşit parçaya bölünmesi ve tarım kredi kooperatiflerinin gerçek statüsüne dönüp çiftçi üyelerine ucuz ürün imkanı sağlamasını talep ederiz. Çiftçiler Ziraat Bankası nedeni ve borçtan dolayı çiftçilerimizin traktörü, evi ve tarlalarını haciz etmektedir. Çiftçilerin istekleri de Ziraat Bankası'nda çiftçi borçları yapılandırılması yönündedir ve talepleridir. Ziyarette söz alan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Su İçmez de çözüm önerilerini anlattı. Kendi üretimimizi ve üreticimizi korumadığımız sürece yapay önlemlerle, market baskınlarıyla bu sorunların çözülemeyeceğine inanıyoruz. Üretim, 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 her koşulda üretim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir grup çiftçiyle buluştu. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Bu bir memleket meselesidir arkadaşlar. Bu işin sağa solu yoktur.